Saygıdeğer Demir Çöker sayfasının değerli takipçilerine buradan selam olsun. Pota'da yine ve yeniden derbi heyecanı yaşanıyor. Ataşehir'de Fenerbahçe Beko kendi sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor. 3 gün önceki Euroleague'de oynadığımız, normal sezonda oynadığımız son iç saha maçında biliyorsunuz ki Efes'e 82-80 mağlup olduk. Ve bugün o mağlubiyeti telafi edeceğiz. O mağlubiyetin intikamı alınacak. Başka yolu yok. Açılışta açıkçası çok konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Yoksa konuştukça gerçekten konuşuyorum. Şu an Halkalı Marmara istasyonundayız. Marmara'ya binip Ataşehir'e yol alacağız. Hazırsak yolculuk başlasın. Maça son bir saat kala salona girişimi yaptım arkadaşlar ve sizlere güzel haberlerim var. Ne gibi mi? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes derbisini bugün 4. kategoride seyretmem gibi mesela. Üst tarafta seyretmeyeceğiz arkadaşlar bugün maçı. Alt kısımda, karanlık yerine aydınlık kısımda seyredeceğiz maçı. Bugün şans işi 4. kategoriden bilet buldum ve fırsatları kaçırmadım arkadaşlar. Aldım ve gişede okuttum. Doğu girişinden de girişimi yaptım. Hazırsak alt tribünleri keşfedelim ve yerimizi seçelim arkadaşlar. Haydi. Şimdilik şöyle bir oturalım. Maçın ilerleyen dakikalarında belki yerimizi bir ihtimal değiştirebiliriz. Ama gerçekten buranın açısı da güzel. Ya ilk defa geliyormuşum gibi davranıyorum arkadaşlar, farkındayım. Defalarca maç seyrettim bu alt tribünde ama ne bileyim, uzunca bir süredir gelmiyordum ya, garip hissettirdi açıkçası. Yaklaşık bir yıldır üst tarafta seyrediyorum bütün maçları bu şehirde. UNIFEP adına ayrılan sarı güç tribünü işte arkadaşlar. Acaba UNIFEP bu maça gelir mi arkadaşlar? Biliyorsunuz genellikle Euroleague maçlarına geliyorlar. Euroleague maçlarında takıma destek veriyorlar. Açıkça söylüyorum, gerçekten çok güzel oldu. UNIFEP'in basketbol maçlarına, erkek basketbol takımımızın maçlarına gelmesi gerçekten çok güzel oldu. Atmosferi yaşıyoruz artık basketbollara ya. Ben o kadar değil. Geçen sene hele bu zamanlar abi, atmosfer sıfırdı burada ya. Güzellik sıfırdı. Yani ne bileyim. Abi taraftar olacak. Bir maç oynanıyorsa taraftar olacak. Bizim ülkede tribüncülük diye bir şey var. İngiltere'de yok mesela. Almanya'da ası var. Dortmund taraftarı. Maskotumuzun asaletine bakın arkadaşlar ya. Gerçekten çok karizmatik bir maskotumuz var arkadaşlar. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde rakibimiz Anadolu Efes arkadaşlar. 3 gün önce Euroleague'de konuk etmiştik onları. Şimdi de lig bazında konuk ediyoruz. Normal sezonda son iç saha maçımızı mı oynayacağız? Yoksa Euroleague'de gibi. Tarihler 7 Nisan 2024'ü gösteriyordu. Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı oynandı ve aman usul oynandı ve Bebek'te oynandı. 50. saniyede Icardi attı, Galatasaray 1-0 öne geçti. Bu olaylar hakkında ne düşünüyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Evet, çok fazla yorum yapmak istemiyorum bu konu hakkında ama kısa keserek fikrimi söyleyeceğim, tutamayacağım kendimi. Malum gündemde, gündeme dair yorumlarda yapmamız lazım arada videolarda. Az kadromuzla çıksaydık Süper Kupa'ya daha iyi olabilirdi kimilerine göre. Daha iyi olabilirdi, kimilerine göre de daha kötü olabilirdi, iyi yaptık diyenler olabilir. Ben de açıkçası az kadromuzla Süper Kupa'ya çıkmasını isterdim takımımın. Ama bu olumsuz, bu problemli düzene karşı gösterdiğimiz bir duruş aynı zamanda. Ben öyle düşünüyorum. Süper Kupa'ya da bu yüzden çıkmadık. Bir duruş gösterdik Türk futboluna karşı. Ha bir de şunu söyleyerek sözlerime nokta koymak istiyorum. Fenerbahçe hükmen yenilir, hükmedenlere yenilmez. Dünyanın en güzel takımı benim. Takımımız Fenerbahçe Beko ısınmak için parkeye geldi. 3 gün önce oynanan Fenerbahçe Beko Anadolu Efes derbisinin bloku maalesef ki beklentilerin altında kaldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Hem beyin anlamında, hem görüntülenme anlamında, hem de yorumsal anlamda gerçekten beklentilerin altında kaldı. Sizlerden ricam bu videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Olmayan kullanıcılar istiyorsa da bu videomu bakın. Ne olursunuz ki rica ediyorum, abone olun arkadaşlar. Anadolu Efes. Sıfır numara Şeyh Akkul. Bir numara Yurda Bol. 8 numara Sayın Akkul. 9 numara Mehmet Tuncu. 10 numara Lütfen Önce. 8 numara Tarık Cemal.
Anadolu Efes Baş Antrenörü Tunislav Mitrović. Altıncı round. Alkışlarla dünyanın en güzel takımı Fenerbahçe basketbolcuları da birbirlerine başarılar diledi. Hayırlısıyla maç başlıyor arkadaşlar. İlk sayı Anadolu Efes'te oturudan. Bravo çocuklar. Tarihi başladı maçı arkadaşlar. Şu an durum 8-8 ve ilk periyodun bitimine 6 dakika var. Geçen video Larkin hakkında ne söylemiştim arkadaşlar? Son 2 sezondur ciddi bir performans düşüklüğü yaşadı Shane Larkin demiştim. Artısı yok arkadaşlar. Artısını şimdi söyleyeceğim. Abi ciddi performans düşüklüğü olmasına rağmen Fenerbahçe maçlarında başka oynuyor bu herif ya. Sartak hem topu tutamadı hem de faul yaptı. Aynen öyle. Yalnız Efes'te Larkin dışında oturunun da çok iyi başladığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu maçta açıkçası salonu dolu beklerdim arkadaşlar. Hem alt tarafta hem de üst tarafta baktığımda gerçekten çok boşluk var ya. Çok boş koltuk var arkadaşlar. Efes'te oynuyorsun, salonu doldurmuyorsun. Olacak iş mi? Günüf hep de gelmemiş zaten. Yine herkes öyle gibi maç seyrediyor. Ben de dahil. Birinci periyodun bitimine son 20 saniye. Şu an 21-17 Efes'in üstünlüğü var arkadaşlar. Birden sinirler gerildi arkadaşlar. Taraftarlar bağırıyor. Hakemlerim bağırıyor. Efesli basketbolcularım bağırıyor. Anlamadım gerçekten. Maçın ciddiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Her iki takım içinde. Yani Fener de kazanabilir, Efes de kazanabilir. İki ihtimalle bak. Basketbolda beraberlik yok biliyorsunuz ki. Normal şartlarda futbolda olsak üç ihtimalle maç ilerdi. Maç başından bu yana ilk defa öne geçtik arkadaşlar. Şu an durum 24-22. Basketleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Squad Wilbekin. Yalnız süper çaldı bu be. Wilbekin'im ya. Valla
çok ciddi söylüyorum arkadaşlar. Hakemler kafayı yedi. Dünkü olaydan mı etkilendiler, ne yaptılar anlamadım gerçekten ya. İlk yarı sonucu Fenerbahçe'nin 44, Adana Efes 42. Arkadaşlar ikinci periyot da bitti. İki farkla mağlup durumdayız. 42-40 Efes üstünlüğü var. Açıkçası her iki takım da güzel oynuyor. Beklentilerin çok çok üstünde bir tepki var hakemlere arkadaşlar. Valla Allah kolaylık versin. Gerçekten Allah kolaylık versin. Her ne kadar niyetleri kötü olsa da gerçekten Allah kolaylık versin. Hem basketboldaki hakemlere hem de futboldaki. Anadolu Efes'te geçen maç, yani bundan 3 gün önce, tekrar ediyorum. Bundan 3 gün önce oturu çok iyi oynamıştı ama benim Efes'teki geçen maçta ikilim Clyburn'la Larkin olmuştu. Ama şimdi aklıma getiriyorum da o gün Otur'u da çok güzel yapmıştı. Her iki takım da gerçekten çok güzel oynuyor. Çekişmeli bir maç geçiyor. Geçen maç gibi değil en azından. Geçen maç ben zaten söylemiştim arkadaşlar. Hayatımda izlediğim en kötü Fenerbahçe-Beko Efes maçıydı. Bakalım son iki çeyrek, yani üçüncü ve dördüncü çeyrek bizden neler getirecek arkadaşlar. Her videoda söylediğim gibi izleyip göreceğiz. Üçüncü şeyi geçelim efendim. Ya gerçekten çok enteresan şeyler oluyor Ataşehir'de bugün ya. Yapma. Ercan Osmaniye bak hele sen. Merak ediyorum. İzlemiş olduk. Üç gün önceki maçta bu kadar gergin değildi taraftar. Ne olur bu taraftara ya. Ya basket vali yapma abi ya. Tam oldu diyoruz. Yine bir şeyler oluyor. Ana kaçırıyor muydun sen ya? Kaçırıyor muydun sen ya Larkin? He? Atana. Ama harika. Gerçekten harika. 63-60 öne geçiyoruz arkadaşlar. 63'te Şanlıurfa'da plakası olduğunu söyleyeyim. Üçüncü periyot sonunda Fenerbahçe'deki 63, sonunda Efes 62. Üçüncü periyot da bir şey arkadaşlar. 63-62 öndeyiz bir farkla. Son periyoda geçiyoruz artık. Çok çekişmeli geçtiğini söyleyebilirim bu maçın. Umarım ki kazanırız scoreboard'da. Galibiyetimizle alakalı bir sonuçla karşılaşırız. Karşı karşıya gideriz. Görürüz. Ne denir artık? Hiçbir fikrim yok. Umarım kazanırız arkadaşlar. Yani iyi oynuyoruz. Şu an baktığımızda yani hakemlerde inanılmaz tepki var yani. Şu an videonun başlığını da şimdiden düşünmeye başladım. Nasıl bir herif ya? Clyburn'dan akıl dolu hareket. Bu duruyu çok uzaktan deniyorsun abi, yapma ya. Şehirde herkes yavaştan ayaklanıyor. Basketbolcular birbirini tebrik ediyor arkadaşlar. Kazanan Anadolu Efes. 80-90 10 farkla Anadolu Efes kazanıyor. Dediğim gibi iki ihtimali maçlı. Ya Efes'in galibiyetiyle sonuçlanacak ya Fenerbahçe Beko'nun. Evet, Efes kazanıyor. İki maçı da alıyor Efes. Yani açıkçası bekliyor muydum? Hayır, beklemiyordum.
en kötü bir maçı kazanırız diyordum. O da olmadı. Yani canı sağ olsun Fenerbahçe'nin. Bu sene zaten yolumuz uzun. Euroleague'lik, playofflar var daha. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. İyi oynadık bu arada, kötü de oynamadık. Evet, cenabetliğimiz, performans düşüklüğümüz var ama yine bu maçta ona rağmen iyi oynadık. İki takımı da tebrik ederim mücadelesinden dolayı arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir de basket videona devam için like atın, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca abone olun. Abone olun, like atın, yorum yazın. Tekrar ettim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.